Sevgili arkadaşlar, 2000'li yılların başında Endonezya'da ve o bölgede bir felaket vardı biliyorsunuz. Tsunami felaketi. Burada kendi çapımızda Almanya'da yardım toplanmıştı. Beni de arkadaşımla beraber oraya göndermişlerdi. O ayrı bir bölgeye, ben ayrı bir bölgeye uçtum. Jakarta'dan Jogja diye bir yere indik. Oraya indiğimde sevgili arkadaşlar, ben ilk defa oraya indiğimde diğer insanlara göre biraz farklıydım. Tabii tenim açık renkte ve boyum uzun. Herkes benim etrafımda dolanıyor. İki tane bavul var elimde, yiyecek var iki bavulun içerisinde de. Ve bana yardımcı olmak istiyorlar, beni götürmek istiyorlar. Beni taksiyle gitmek istediğim yere götürmek istiyorlardı. Fakat beni bir Türk arkadaşımız, organizasyonu yapan arkadaşımız gelip alacak. Tabii bavullar çok olduğu için, elimde ağır bavullar olduğu için arabayla beni alacak zannettim. Fakat en fazla 30 km hızla giden bir motorla geldi. Dedim ki nasıl gideceğiz, yani bu motorla bavulları nasıl taşıyacağız? İkimiz nasıl bineceğiz? Bu bizi götürmez ki. Götürür dedi. Sorun olmaz hocam, problem olmaz dedi. Götürür dedi. Biz dedi adım adım gideriz. Hiç olmazsa bavulları koyarız dedi motorun üzerine. Yürürüz dedi. Yani bayağı bir yokluk içerisindeler. Tamam, motora bineceğiz ama dedi mutlaka bu kaskı takman lazım dedi. Bana bir kask verdi sevgili arkadaşlar. Kağıt gibi ince. Bir tane örnek var burada. Yıllar sonra buldum aynısını. Bu şekilde bana bir kask verdi. İncecik. Kağıt gibi. Kendine faydası olmayan kask. Dedim bunu niye takacağız biz şimdi? Dedi ki bunu dedi takacağız. Polisler bize ceza yazmasın. Dedim ki zaten bu yarıldı. Yani ben kafama bunu taktığım zaman zaten yarık olarak gözüküyor. Bunu polis görmez mi? Sahte olduğunu bilmez mi? Olsun dedi. Cezadan kurtarır en azından dedi. Gerçekten seni kurtarmaz ama cezadan kurtarır dedi. Yıllar sonra o kaskın örneğini buldum sevgili arkadaşlar. Gerçekten incecik, kafamızı korumayan bir kask. Kağıt gibi incecik. Şimdi burada aslında niye anlatmak istiyorum? Bizim de zihinsel kaskımız var. Zihinsel kask, yani zihnimizi kollayan, koruyan bir kask. Zihinsel zırh. Eğer zihinsel zırh inceyse, şurada gösterdiğim gibi inceyse, bu sizi korumuyor arkadaşlar. Sadece sembolik olarak koruyor. Şöyle örnek vereyim. Sizin etrafınızda şomağızlı insanlar var. Olumsuz cümleler konuşan insanlar var. O insanlar sürekli sizi yakaladığında size yapamaz, beceremez. Sen bu konuda batarsın. Sen kendi işini kurmak istiyorsun. Çevrendeki insanlar yapamazsın diyor değil mi? İşini kurma, batarsın diyor. Ve sana aslında o zehri, yani içinde kendi yetersizliğini, kendi başarısızlığını genelleyerek sen de yapamazsın dozajını, yani zehrini senin kafana sokuyor. İnce olduğu için hemen kağıt gibi deliniyor ve senin kafana onu soktuktan sonra şırıngayı yavaş 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 yapamazsın, beceremezsin diye sürekli olumsuz cümleleri zihnini, beynini akıtıyor. Sen kendini koruyamıyorsun çünkü zihin kaskın incecik. Yani zihin zırhın, zırh olarak gör bunu, ince olduğu için etkileniyorsun ve o insanların olumsuz cümleleri seni etkiliyor. Duygusallaşıyorsun, çabuk öfkeleniyorsun belki, çabuk korkuyorsun veya çabuk seviniyorsun. Seni duyguların kontrol ediyor. Bu sana tanıdık geliyor değil mi? Zaten daha önce sana yapmışlardı. İstatistiklere göre zaten dünyaya geldikten itibaren 18 yaşına kadar 455 bin kere yapamazsın, beceremezsin, cız dediler değil mi sana? Elleme dediler, yapma dediler. Sürekli o şırıngayı, o zehirli şırıngayı senin beynine sıktılar ve sen de öyle inandın. Peki kurtulabilir misin? Evet, kurtulabilirsin. Bir kere nasıl kurtulacaksın? Bu içine sıkılan zehirden kurtulabilirsin. Bunun panzehiri var. Yani sana çaresizlikler öğretildi ya. Bu çaresizlik şırıngası. Bunu sıktılar senin kafana. Çaresizlik, öğrenilmiş çaresizlik deniyor buna çünkü. Çaresizliği öğrettiler. Bunun panzehirine, bunun panzehiri de çareyi öğrenmek. Öğrenilmiş çaresizliğin karşısında öğrenilmiş çareler de var. Yani yetenekler, beceriler, kendini geliştirmek. Olumsuzluğun panzehiri olumluluk, yöntem, taktik
kendini geliştirmek, kendini tanımak. Bir kere bunu kabul etmen lazım. Yani onun çaresi var. Tamam, iyi güzel. Ama aynı zırhına devam edersen, yani aynı ince kaskla devam edersen, çareyi öğrensen bile yine ileride bir fırsat çıktığında önünde bir şom ağzı, muşmula suratlı birisi geldiğinde yine ne yapacak? Başka bir bölgeden senin beynine olumsuzlukları, çaresizlikleri sıkacak. Eğer zırhını güçlendirmezsen, yani zihinsel zırhını güçlendirmezsen. Peki ne yapacaksın o zaman? Bu zırhı güçlendirmen gerekiyor. Birinci çözüm neydi? Buradaki zehiri, olumsuzlukları, çaresizlikleri çıkarmak için ne yapman lazım? Bunun panzehirine, karşı tarafına, ilacına çareyi öğrenmek. Yani kendini geliştirmek. Yani çareyi kafana soktuğun zaman, yöntemleri öğrendiğin zaman, kendini geliştirdiğin zaman zaten kafandaki zehir kayboluyor. Onun yerine güzellikler geliyor, ilaç geliyor, çare geliyor, yol, yöntem geliyor. Fakat bu zırhı da güçlendirmen gerekiyor. Şimdi sen güzel şeyleri koydun kafana ama biraz sonra gelecek birisi yine kafana olumsuzlukları sokacak. Olumsuzluklardan etkilenmemek için, yani çaresizliklerden etkilenmemek için şimdi yapman gereken şey ne? Bu kağıt gibi olan kaskı güçlendirmek. Bakın bu incecik kask. Zihinsel zırhını güçlendirmen gerekiyor. Peki o nasıl oluyor? Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar görsel olarak. Bu da yine aynı, birbirine benziyor. İkisi de sarı. Fakat bu sert. Bu gerçekten sert, 1-2 milim kalınlığında. Sen bunu istediğin kadar uğraş delemiyorsun. Yani bayağı sert delemiyorsun. Etkilenmiyorsun, tamam mı? Buna kimse bir şey yapamıyor. Yani olumsuzlukları kafanın içerisine sokmamak. Yani senin yanına yine birileri geldiğinde sana çaresizlik anlatmaya çalışırken sen onu kırmadan, onu kaybetmeden, çünkü senin dostun, senin arkadaşın, senin en yakının, senin annen, baban olabilir bunlar. Onları kırmadan, onları kaybetmeden, onlardan etkilenmemek. Sahip olduğun en değerli varlık olan zihnini, beynini onlardan korumak. Neyle? Güçlendirilmiş kask ile, gerçek bir kaskla güçlendirebilirsin. Eğer güçlendirirsen hem çareyi de öğrenmiş oldun. Çareyi bildikten sonra, kaskını da güçlendirdikten sonra seni kimse etkilemiyor. Kimse seni negatif etkilemiyor. Eski kötü haline tekrar geri gelmiyorsun. Ve zihnini kolladığından dolayı daha huzurlu, daha başarılı, daha mutlu olabilirsin. Peki hocam ben bunu nasıl güçlendireceğim? Bu kaskı nasıl güçlendireceğim? Nasıl sağlamlaştıracağım? Zihinsel kaskımı, zihinsel zırhımı nasıl güçlendireceğim? O da kendi üzerinde çalışmalar yaparak, kendini tanıyarak. Birincisi o. Kendini bil. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, ömrün israf olmasın. Yani sen kendini bilmezsen incecik zırhın olur ve sen güzel şeyler koyarsın ama yine zayi olur. Gelir birisi sıkar yine olumsuzlukları, çaresizlikleri, öğrendiklerin zayi olur. Tamam mı? O yüzden birinci kural neymiş? Ömrünü zayi etmemek için kendini tanıman lazım, kendini bilmen lazım. Kendi ayak bağların nelerdir? Tamam, senin ayak bağların var, engellerin var. Onları bulmak ve bununla beraber onları bulduktan sonra çözmek. Artı senin bir de yeteneklerin var. O yetenekleri de kullanmak, potansiyelini kullanmak. Yani insanın içinde kullanmadığı %90'lık bir potansiyel var, enerji var, güç var. Onu kullandığın zaman, yani kendini bilerek, kendini tanıyarak ve aynı zamanda kendini geliştirerek kaskını güçlendirebilirsin. Ondan sonra seni kimse etkileyip manipüle etmez. Sen de arzuladığın hedefine, huzura, mutluluğa, berekete ulaşabilirsin. Bunları da yapabilmek için ilk önce farkındalık oluşması lazım. Yani bu gerçeği kabul etmen lazım. Gerçek ne? Gerçek zihinsel zırhını güçlendirmen gerektiğini bilmen. Bunu bildikten sonra karar verip, azmedip gayret göstermen gerekiyor. Yani bir çaba gerekiyor. Çabasız olmuyor çünkü. Bir şeyler yapman gerektiğini anlaman gerekiyor. Öyle yan gelip yatarak veya beyaz atlı prensin gelmesini bekleyerek hedefine ulaşamıyor insan. Yani sihirli değnek yok. Sihirli değnek yok. Sen bir şey yapman lazım. Sen karar verip, azmedip gayret göstermen gerekiyor. O zaman zihinsel zırhını,
kaskını güçlendiriyor ve manipülasyondan, olumsuz insanlardan, negatif olaylardan etkilenmiyorsun. Hedefini görüyorsun, hedefine emin adımlarla sağlam bir şekilde ilerliyorsun. Bununla beraber ilerlerken de daha huzurlu oluyorsun, daha mutlu oluyorsun. Hayatında bir bereket oluyor, başarılı oluyorsun. Kazanan insan oluyorsun. O yüzden gayret gerekiyor sevgili arkadaşlar. Öyle sihirli değnek yok. Sevgili arkadaşlar, biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımızın bu incecik kağıt gibi olan kafasındaki kaskı kendilerini tanımalarını sağlayarak daha başarılı, daha huzurlu, daha bereketli olmaları için onlara yardımcı olduk. Sizin de kaskınızın incecik değil de kalınlaşmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.